Evet Suud Hanım. Senden bir açıklama bekliyorum. Sude, sana diyorum. Ya abla tamam anladık ya. Of, bilerek ve isteyerek yaptım tamam mı? Aa, ya bak ne diyor ya? Ya senin yüzünden çocuğu terk etmiş sevgilisi. Ya bana ne, bana ne? Demek ki yeteri kadar sevmiyormuş. Sude, ablam ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak şimdi Ayten'e gideceksin, bu durumu anlatacaksın ona tamam mı? Ya karışmasana bana. Abla hayatımda ilk defa aşık oldum diyorum ben ya. Aa, neler duyuyorum ben? Abla bu ne yapmış biliyor musun? Evet, duyduğuma göre aşık olmuş. Kız sen manita mı yaptın kendine? Kim peki? Ay çıldıracağım ya. Cemal'in kardeşi Celal'e. İyi. İki kardeş bir de elti oluyorsunuz yani ha? Abla bari sen yapma. Yalan mı? Cemal'le boşuna mı geziyorsun sen? Sude, saçmalama. Abla ya. Ya gitmiş çocuğun gözlerini kapatmış, öpmüş sonradan. Ayten de bunu görmüş, Celal'i terk etmiş. Gülköy'e gelmiş, Cemal Gül'ü görmüş ve nikah masasına gelene hayır demiş. Ondan sonra Cemal Gül'le takılmaya başlamış, Cemal de Kamran'ı terk etmiş. Sude, bak saçmalıyorsun. Ne oldu? Ağrına mı gitti böyle söyleyince? Kusura bakma ama durum aynen bu yani. Gel buraya gitme! Ay delirdi bu ya! Yok şekerim, kusura bakma ama delirmedi. Durum da tam bu yani. Nasıl ya? Gülcüm, hayatım. Şimdi sana söyleyip söylememe konusunda kararsızdım ama sanırım söylesem iyi olacak. Ben bugün son derece romantik bir yerde Kamuran'la Cemal'i ele ele gördüm. Nasıl yani? Emin misin abla? Gördüm diyorum hayatım. Emin misin mi kalmış artık? Üstelik sadece görmedim, duydum da. Kamuran, demek beni sevip durun ha diye bağırarak Cemal'e ahtapot gibi sarıldı. Sonra da kelebek gibi uçarak gitti. Üstelik sen, seni seven bir adam varken... sırf böyle saçma sapan bir yanlış anlaşılma yüzünden gittin Cemal'in rüzgarına kapıldın. Niye? Çünkü sen Cemal'le birlikte olmak istiyorsun. Durum bu kadar açık yani. Sen bunu kendine bile itiraf edemiyorsun şu anda ama ne yazık ki böyle. Kaan'ın hala beni sevdiğini mi düşünüyorsun? Evet. Belki sen yanlış anladın, belki o bir hata yaptı. Artık orasını ben bilmiyorum ama durum şu. Eğer bir erkek kendisine bu şekilde davranan bir kadının hala peşinden gidiyorsa... o erkek dünyanın en sadık aşığıdır bir tanem. Bunu da sakın unutma. Thank you.